Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Yine çok güzel bir oyunu dikizleyeceğiz bu videomuzda. Legend of Grimrock 2. Legend of Grimrock 1'i de oynamıştım. Çok güzel bir oyundu. Eski stil Dungeon Crawler dediğimiz oyun çeşidi. Zindanda kare kare ilerleyip, mekanlarda daha doğrusu kare kare ilerleyip yaratıklarla dövüştüğünüz bir oyun. Bir FRP oyunu. Yani bu Skyrim'in falan atası oluyor kendisi. Şuradan bir bakalım hemen. Normal, Hard. Yaratıkların hızını, hasarını, agresifliğini belirler diyor. Easy. Normal oynayalım. Old School Mode. Haritanı çizmez, kalem kağıtla sen çizersin. Oo, yok, bu bizi bozar. Iron Man mod. Oyun sadece healing kristallerinde kaydedilebilir. Dikkat edin, bu sizi çok zorlar diyor. Böyle yapmayalım. Single use kristal. Healing kristaller sadece bir kez kullanılabilir. Bunlar çok kazık gibi geldi bana. Ben create karakter diyorum. Karakterlerimi kendim yapmak istiyorum. New prisoner'ın adı dede. İnsan olsun. Savaşçı olsun. Neler olabiliyormuş? Kimyager olabiliyormuş. Barbar olabiliyormuş. Battle Mage olabiliyormuş. Mesela bizim Fighter'ımız 60'a 30 canlı enerji alırken Barbar'ımız 50'ye 50 alıyormuş. Armorların ağırlığı %50 düşer diyor. Special ataklarının yarısı falan diyor. Bir şeyler diyor. Bakalım. Çıplak elle büyü atabilir diyor. Yok, ben bir tane fighter olsun. Dede fighter olsun. Fighter'la knight arasındaki şeye bakayım. Knight aynı canı enerji alıyor. Her level'da artı bir protection alıyor. Zırhların ağırlığı 50 düşüyor. Evasion bonusu artıyor. Knight olalım biz ya. Knight olalım abi. Knight olduk. Karakterimiz Knight oldu. Kas gücüne inanan bir karakter oldu. Sonra da cana inanan bir karakter oldu. Şöyle oldu hatta. Traitlerimiz var diyor. Traitler. Agresif. Hasarın artar. Artmasın abi hasarım. Hasarım artmasın. Endurance. Taşıma kapasitem artar. Evasif. Evasion yapamayacağız büyük ihtimalle zırh giydik diye. Health diyelim biz. Canımız olsun. Muskular kas gücümüz doluyormuş. Armorumuz oluyormuş fazladan. Zehire karşı resistansımız. Zekamız. Demon oluyormuşuz. Martial training ne? Melee atak gain 7 akuresi. Bak bu da olabilir. Aa, skill diye bir şey var. İnsan olduğu için bir skill point fazla alırsın. Ya skill pointlerim şunlar. Skill mi seçsek abi? Skill seçelim, tamam. Şimdi seçeceğimiz şeyler. Light weaponlar. Biz Knight olduk. Heavy Weapon kullanmayacağız galiba zaten. Evet. Knight olduk. Light Weapon kullanacağız. Şöyle bir Light Weapon'ı verelim. Ondan sonra başka ne verelim? Armor verelim. Zırh giyeceğiz çünkü. Efendim. Başka. Atletik canımı 20 arttırıyormuş. Taşıma kapasitem 15 artıyormuş 3. seviyede. Düşünüyorum. Akuresiyle hedefli vuruyormuşuz. Arka sıradan milli atak yapabilirsin diyor. Yok, bunu başka karakterlere veririz. Critical. Critical. Critical'ı vereyim ben bu adama. Bilemedim ya. Çok kararsız kaldım. Atletik mi versem? Atletik vereyim ya. Fazladan health olsun. Şuraya dokundum. İkinci karakteri ekledim. Buna ne diyelim? Biz buradan ne seçeceğimize karar. Ben herkesi human yapacağım ya. Vallahi herkesi human yapacağım. Ya da human'dan başka ne bonusu varmış? Human'ların bonusu experience'i %10 fazla alırmış. Aslında bu sırf onu seçmeme sebep olur. Abi ben experience'i %10 fazla alayım da. Fighter değil, şimdi barbar seçmeyeceğiz. Fighter'la aynı şey hemen hemen. Farmer'ı zaten seçmem. Rogue var, wizard var. Alchemist var. Belli ki ben rogue, wizard, alchemist diye seçeceğim. Hadi. Bir tane daha yapalım. Adı... Hırsız olsun. Bu da insan olsun. Gerçekten hırsız olsun. Bunu da ben çevik yapayım. Bunun da canı olsun. Gelelim. Buna da hemen skillet vereyim. Human özelliği. Hırsıza bir de evasion vereyim. Evasion atsın. Evasion atsın valla. Süper. Şuraya gelelim bir tane. Onun adı da büyücü olsun. O da insan olsun. Wizard yapalım onu da.
Onun da abi willpower'ı maksimum olsun. Vitality'si olsun yanında da. Zavallı ölür mölür şimdi. Skilled dedim human. Trade'lerden geldim. Ne diyorum abi? Health diyorum ona da. Adamlarımı çok benzer yaptım ama adamlarımın canı olsun istiyorum. Fire Magic abi. Fire iyidir. Fire Magic ile başlasın bu adam. Çok güzel bir parti dizayn ettik diye düşünüyorum. 4 kişilik bir partimiz oldu böylece mis gibi. Şimdi maceralara çıkacağız o partimizde. O 4 adamımız daha çok güzel maceralara çıkacağız. Fırtınalar arasında maceracılarımızın gemisi ilerliyordu. Ne oldu? Hiçbir şey anlatmayacak mı? Abi bunlar biziz galiba. 4 tane adam var o şeyin içinde. Galiba bunlar biziz. Oo, bir büyü gücü haritanın kuzeyini güneyini değiştirdi. Ve kayalara bindirmemize sebep oldu. Ne kadar güzeldi. Sessiz bir hikaye. Hiçbir şey anlatmakla yormadı kendini. İnce ince geldik. Kıyıya vurduk galiba. Evet, bizim kafes kıyıya doğru gidiyor. Böyle de bir şans yani. Bütün herkes sakata gelirken biz o kafesin içinde eğer batsak ölürüz. Hiçbir kurtulma şansımız yok. Nasıl olduysak galiba kıyıya ulaşıyoruz. Acaba bu dağda bir ejderha var mı? Acaba bu dağda bir ejderha var mı? Grimrock efsanesi. Etkileyici başladı, doğruya doğru. Evet, şimdi kardeşlerim bakın. Yeni nesil oyunlarda esinlendiği için şöyle mouse'la kafamızı rahatça çevirebiliyoruz ama aslında oyunun esprisi şudur. Şöyle kare kare dönüyor aslında. Şöyle sağa bakarsak sadece kayıyor. Bu ne? Aa, odunum var. Süper. Dakika 1 gol 1. Ama ben bir önceki oyunu oynadığım için deneyimliyim. Nasıl yürüyeceğimi çok iyi biliyorum. Nasıl yürüyeceğimi biliyorum. Bana artistik yapma. Evet, hatta bunlara yapıştırmayı bile biliyorum. Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey elde edemedik ama. Aha. İşte ilk daşımı buldum. İlk daşımı buldum. Bunda büyücülük nasıldı? Büyücü yeni bir spell öğrendi. Aha. Her attığımda yeni bir spell mi öğrenecek? Ha, bir saniye. Ben bir büyü tutturdum şans eseri. Neden büyü tutturdum? Skill'lerim üzerinde Fire Magic var sadece. Demek ki bu büyülerin her biri bir Magic'ti. Ben sadece Fire Magic'i tutturabildim. Tamam. Sağlık olsun. Fire Burst, evet gösteriyor. Fire Burst'um var diyor böyle. Herkesin her özelliğini gösteriyor değil mi? Evet. Kimsede hiçbir şey yok. O zaman tekme tokat. Tekme yumruk girerek oyuna başlayalım. Bir haritamız var mı? Var. Çok güzel. Açlığım var. Aa, şurada bir açlığım var. Tamam. Suya girebiliyor muyum? Giriyorum. Daha fazla gidemiyor muyum? Ha, belli bir yere kadar girebiliyorum sadece suya. O zaman aha, şurada bir tane kafa gördüm. Çok tipsiz bir adam gördüm orada. Bize doğru bakıyor. Yanına bir gidelim. Şurada da bir şey gördüm çalıların arasında. Benden kaçamaz. Bu ne? Pontul mu? Torn Breaches. Pontul. Protection'ımız oldu. Bu bizim alçemiz. Önde canı 105. Arkada Wizard'ımız var. Burada da Rogue'umuz var. Evasion'ı çok daha yüksek. Bundan Evasion'ı çok daha yüksek ama bu adamın da zırhı yüksek. Skill'leri de şöyle hatırlayalım. Bu adamın Accuracy'si var.
Dodge'u var. Atleti var. Bunun hiçbir şey yok ya. Hiçbir savaşma özelliği vermemişiz. Bu vatandaş. Bu vatandaşın savaşma özelliği alçeme, atletik, firearms'ı var. Bunun light weapon'ı var. Abi bunun bile missile weapon'ı var ya. Buna hiçbir şey vermemişiz ki, unutmuşuz. Vallahi unutmuşuz. Neyse. Sağlık olsun. Evet. Bu otlarla bizi durduramazsın güzelim. Ama bu bir saniye. Burayı boşuna kırdım ben. O otlarla bizi durduramaz ama otlar dışında bir şey durduruyor bizi. Ne bu? Ha, suya girebiliyorduk tabii. Aha. Kemik. Kemik bulduk bir tane. Böyle oyunlarda genelde zaten başlangıç silahıdır kemik ya. Ekoldür yani. Hiçbir zaman kurtulamazsınız ondan. O kemik hep bir gelir yani. Oo. Gel bakayım buraya. Ağzına taşı yapıştırayım. Bak ya, yanına gittim diye. İyi de benim böyle bir silahım var. Sen biliyor musun? Ben büyüyü keşfettim daha oyunun en başında. Şunu al. Hadi öl artık. İşte bu. O taşı da topladı adamın üstüne yürüyünce. Mükemmel. Adamın üstüne yürüyünce taşı aldı hemen. Şu, tam tahmin ettiğim gibi var ya, bir şeye benzetiyorum şunu diyecektim. Ne bu? Etherweed. Bitki kalsın. Acelem yok. Haritamı bir kontrol edeyim. Böyle oyunların en büyük ekoli şeydir böyle. Duvarlarda, taşlarda hep bir oyuk çıkık. Tıklanacak bir yer vardır. Oraya kliklersiniz. Oradan bir gizli kapı açılır. Bir şey yapar. Sizi fakeler. Ters köşe yapar size. Gidelim. Şimdilik buton varmış. Öyle bir şey yokmuş. Bu seferlik buton var. Nasıl hain gibi koştun üstüne ya. Yalnız şu büyü var ya, mahvediyor ya. 32 vuruyor abi. Bu nedir? Büyücü... Vallahi büyücü sayesinde kazanacağız bütün savaşları. Heriften taş atıyorum, sopalarla 3 vuruyorum, 5 vuruyorum. Büyücü 32 vuruyor alev topuyla. Aha, yumurta. Ne oluyor? Bir sesler duyuyorum. Bir sesler duyuyorum. Neredesin? Bana ters köşe mi yapacaksın? Bir şey daha buldum. Fırlatılacak. Aha, bir şey daha buldum. Hatta bir şey daha buldum. Olduğum yerde döne döne fırlatılacak bir sürü şey buldum. Ben bu taşı o zaman bunun eline vereyim. Bunu fırlatayım. Ondan sonra savaşmaya başlayayım. Aa, bir de anahtar buldum. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. 10 numara. Kaplumbağayla yer mi değiştirdik biz? Aa, yok, yer değiştirmemişiz. Terbiyesiz bana tuzak kurmuş. Sen nereye gidiyorsun acaba? Ana, adam bizden kaçıyor, iyi mi? Korktu bizden. Zaten korkmakta da haklıymış çünkü kaplumbağa kızartması oldu. Bütün her şeyi de sana verdim emmi ama aslında bunları buna vermem lazım. Alchemist olan o. Yemekleri de şöyle paylaştırabilirim. Turtle Steak diyor. Bunda da bu yemek oldu. Tamam. Bir dakika ya, bunlar da mı yemek? Aa, bunlar da turtle egg'miş. Onlar da yemek. Ben onları farklı bir şey zannettim. Farklı bir şey zannettim. Yemekleri paylaştırayım falan diyorum. Onlar da yemekmiş zaten. O nedir orada? Yerde bir şey mi var? Yok yerde bir şey. İşte bir taş daha. Bir taş daha buldum. Bu arada taşı bunun eline vermek hiç avantajlı olmadı. Taşı verdiği zaman başka bir şey yapıyor. Taşı attığı zaman, pardon, başka bir şey yapamıyor çünkü. Şuralara bir bakayım. Şu kısma hiç gitmemişiz gibi görünüyor. Hiç gitmediğimiz bir yer olmasın. Şuralardan bir ters köşede yemeyelim. Sağda solda bir şey yok, değil mi? Sağda solda bir şey yok. Kandırılmıyoruz. Ha. Wow. Secret found. Mükemmeliz. Secret found. İşte bize yakışan da buydu. Secret ne abi? Şu artı bir. Bot artı bir buldum. Bu da efsane. İçinde başka bir şey yok değil mi oğlum? Yok, başka bir şey yok. Güzel. Bot artı bir buldum. Şimdi bakalım. Evet, gidilecek başka bir yerimiz kalmadı. Böyle gitmemiz lazım.
Şuraya doğru ilerleyeceğiz. Zaten bir tane anahtarım olduğuna göre bu kapıyı onunla açarım. Çok da kıllatmaya gerek yok. Hareket eden bir şeylerin sesini duyuyorum yine ya. Duvarlarda falan bir şey yok değil mi? Aha kıyafet. Dayı her şeyi sana veriyorum ama sen savaşçı bir insansın. O yüzden ön tarafta durman lazım. Bir saniye, bir saniye. Şu silahlara hiç bakmadım bu arada. Ana 1.4 artı strength vuruyormuş. Bununki 2.6 artı strength vuruyormuş. Siz değişin bakayım silahları ya. Bu neymiş? Bu da 2.6 artı strength vuruyor. Aa. Ama bu meşale yandı, bu olmaz. Yanıyorsa eğer bunun süresi falan vardır kesin. Ne oldu? Ha, yerde iki tane zımbırtı. Buna bastım mı bir şey olmadı. Buna bastım mı? Oldu. Basamıyor muyum şöyle? Üzerine bir şey koyabiliyor muyum? Yok, buradan doğru koyamıyorum. Peki şöyle koysam açıldı. Geri alsam. Aa vallahi alabildim de. Mükemmel. Ne güzel. Daha ne isteyebilirim ki? Orada kaplumbağalar görüyorum. Şurada da bir not görüyorum. Ne diyor? Kaplumbağalara bakayım da vallahi geliyor kaplumbağa. Şuradan taşıp basmayayım. Sayın ziyaretçi, adama hoş geldin. Umarım yolculuğun sağlığına çok zarar vermemiştir. Bu adayı çok güzel bulacağına inanıyorum. Ve bayağı da dişli. Çok yüksek bir umudum yok senin hayatta kalacağına dair. Ama belki benim yanıldığımı ispatlarsın. Gece olmadan önce, karanlık çökmeden önce üstüne başına iyi işler giysen fena olmaz. Adamdan uyarıyı da aldık. Şuradan da kıyafeti aldık. O zaman ön sırayı giydirmekten yanayım. Zafirop. Zafirop'u bu adama giydirdim. Aha orada bir şey var. Orada bir kristal var. Karşımda da 3 tane bıçak var. Mükemmel. 3 bıçak. Dayı sana vermeye karar verdim bunu. Büyüyeceğim mi? Taşları da sana veriyorum. Büyü yapmadığın zamanlarda taş atarsın. Şimdi burada da bir şey gördüm. Bak hepsini atlarken ortam birbirine girdi resmen. Karıştı. Sen nesin? Necisin? Ne bulduk? Scroll of Fire Burst. Ama ben bunu zaten biliyorum ama. Ha, bu benim yanlışlıkla balamala keşfettiğim şey. Şu. Balamala keşfettim ben bunu. O yüzden buna ihtiyacım yok. Böyle dursun. Şunu da yanlış kişiye vermişim. Bu da bunda dursun. Şimdi güzel kardeşim. Etrafı bir inceleyelim. Kristale klikledim. Game Saved. Aa, adamın canı falan manası bir şeyleri her bir şey doldu. Bir daha oyunu nasıl kaydedeceğiz diye düşün. Oyunu böyle de kaydedebiliyorum gerçi ben. Tabi zorluk seviyesinden ben her türlü oyun kaydedilebilir modu açtım. Çok şaibeli. Neden böyle bir yer var ki? Ya agalar, ben sizinle dövüşeyim artık ya. Şöyle sana bir tane göm çerttim utanmadan. Bir de bıçak attım. Bir daha bıçak attım. Gel buraya. Ben sana çok büyü attım önceden ya. Senin daha hızlı ölmen lazım. Ayıptır yani. O kadar büyüyü boşa mı attık? Evet, silahları otomatik toplaması en güzel özelliği olmuş. Sırtına bıçağı yedin mi? Yedin mi sırtına bıçağı? Gel bakayım koşturarak. Yapamadım onu. Fakeledim seni. Seni fakeledim. Aa, oradan yetişemezsin dedi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ana hasarı şu anda bizim. Büyücü vuruyor. Bu adamın manası tamamen biterse ne yapacağız çok merak ediyorum. Hatta bitti de yani şu anda manası. Baya. Vallahi baya az kaldı. İlginç bir meydan. Yine bir anahtarlı yer. Bizde anahtarı yok. Peki. Böyle bir kapı. Ne diyor? İlk kapışma mekanına hoş geldin. Hazır olduğun zaman çemberin ortasına gidip gardiyanları çağır. Gardiyan! Galiba işe yaramadı.
O zaman yoluma devam ediyorum. Haritama bakıyorum. Çok güzel. Buranın da haritasını çizmişiz. Bir şey kalmamış burada. Şurada bir şey yok değil mi? Yok. Gayet güzel. Hadi devam edelim. Şu Emmi'den kullandım ben ama bu Emmi'de de bir şey yok galiba. Yerde uslu uslu yatıyor öyle. Şurada bir şey var mı? Aha. Bir tane statü var. Dal var, isten mi? Bu eşya bunun eline sığmadı dedi. Uymadı dedi daha doğrusu, pardon, sığmadı değil. Arka sıradan da bir yardım aldım. Burayı boşuna mı kırdık? Burada bir şey yokmuş. Allah. Meydana fırlayıp bir şeye hemen bastım ama. Böyle maymunluklar yapmayı da çok seviyorum ha. Sallamasyon belki bir şey olur diye. Bir saniye, orada bir şey mi var? Bir şey yokmuş. Şuraya doğru gidelim hemen. Sen ne diyorsun? X mark the spot. Yani böyle oyunlarda biraz deneyimli olan birisi olarak sanki benden X çizmemi istiyor gibi geldi bana. Şunu bir ayırsak ikiye. Bunu da bıraktım. Scroll'u da ortaya bıraktım. Kaplumbağa yemeğini de buraya bıraktım. Bu kadar çok şeyi geride bırakacağımı düşün... Evet, düşünmüyorsun herhalde diyecektim. Onları almama izin veriyor. Güzel. Yani tamam, kullanmıyor olabilirim çoğunu ama ayıp yine de ya onları yerde bırakacağımı düşünmesi. Ki öyle düşünmemiş. Bir saniye, şimdi biraz dikkatli gidelim. Şimdi biraz dikkatli gidelim. Ağaca girmenin anlamı yok diyor. Ağaca girmenin bir manası yok. Şu tepemden geçen bir... Baba birazcık yavaş atlasaydın üstüme ya. Ağzımı burnumu kırdı ya. Ve hep aynı adama çalışman biraz ayıp değil mi? Adam bildiğin hep aynı herife çalıştı ya. Şunun ağzını burnunu kırdı. Neyse. Moral bozmayalım. Bir şey göremiyorum etrafta kardeşlerim ya. Acaba ben mi göremiyorum? Yoksa gerçekten yok mu? Yol temiz gibi. Aha, bir tane daha o adamdan. Bir tane daha o Emmi'den geldi. Oo, birisi daha var orada. Legend of Killahan. Ya bu adam bana dalar mı diye korkudan bunu okuyamam ki. İkinci en değerli şey hayatındaki kaptanın kılıcıydı. O olmadan adamları idare edemezdi. O kılıcını kaybetmesi, sahilde bir yerlerde kılıcını kaybetmesi, tayfalarının ona karşı olan saygısını da kaybetmesine sebep oldu. Vallahi üzüldüm senin için kaptan. Kaptan, çok üzgünüm. Şimdi şuralara şöyle dikkat ederek gidelim. Bir şey görmüyorum. Bu kadar da paranoyak olmayalım tabii. Her yerden bir şey çıkacak diye. Siz iki kişisiniz mi? Siz iki mi kişisiniz? Seni ben biraz yıpratayım ya şuradan. Mesela şöyle yıpratmaya başlayayım. Altılık yapıştırdık bir tane. Bir tane daha yapıştırdık. Iska oldu. Bir tane daha yapıştırdım. Bu vurdu. Vurma abi. Hepiniz ıskaladınız ama helal olsun ya. Vallahi hepiniz ıskaladınız. Helal olsun. Neyse ki büyücü ıskalamıyor. Bütün dünya ıskaladı adamı ya. Bir şey söyleyeyim. Ben sırf büyücüyle oynuyorum şu anda. Ha. Bildiğiniz büyücüyle oynuyorum. Ve büyücünün manası bitti. Güzel. 11 iyi bir başlangıç. Oo, 9 da güzel. Bir dakika, olacak gibi. Bu mis olmadı. Kaçamadım. Adam bana zıplayaraktan aduketini attı. Ve büyümü atamıyorum artık, o kadar büyücüm yok. Süper. Belki bir tane yapıştıracak kadar dolmuştur diyecektim. Tam o sırada dolmuş gerçekten. Ama hadi. Hadi lütfen gider misin artık? Lütfen git buradan. Lütfen git buradan. Aman diyeyim ya. Adam bizim aklımızı aldı. Adam bizim aklımızı aldı. Burada daha biri yok değil mi? Şuraya bakayım, burada da biri yok. Lütfen olmasın. Lütfen olmasın. Benim 3 kuruş canım kaldı. Bunlar ne?
Bitki en sevdiğim. Bir şey midir bunlar? Ha? Bir şey olmaz mı? Tabii ki bir şey. Poison Cap. Protection artı 1. Protection'ın 5 oldu. Yaşasın. Mükemmelim artık. Şurada da bitki varmış. Alalım. Başka? Başka bir şey göremiyorum. Bitki. Bitki. Evet, başka bir şey yok gibi. Vay, kimler varmış, kimler varmış ama anahtar istiyorsunuz. Bende anahtar yok. Evet, anahtar yok çocuklar. Kusura bakmayın. Windgate Terminus East. Bu düğme sizin kapıyı açabilir. O. Daha değişik bir yere açtı. Windgate Terminus West. Aa, buraya attı bizi. Yapma bunu be. Bir şey varmış orada. Hiçbir şey olmayaydı, iyiydi. Of. Fena fena gömçerttim ha. Şimdi sen bunu bir ye. Bir de bunu ye. Daha hain bir saldırı yapılamazdı zaten o adama. Daha var mı? Gücün yok. Zaten yani herifi mahvettik ya. Ardından haince saldırdık. Ne var şimdi burada? O, Zula. Ha, Sling. Tamam. Hay hay. Olur. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bu arada benim bir özelliğim yok muydu ya? Trait'im mi vardı alchemiden dolayı galiba? Herb in your inventory multiply. The growth rate is determined by the number of step taken. Benim inventory'imde duran herbler multiply kendini diyor. Çok ilginç. Nasıl olacak bilemiyorum ama dur bakalım, herbleri harbiden hep benim inventory'de tutalım. Kendini multiplayacak mı? Cümleme kurban olayım ben. Başka bir şey yok burada, değil mi? Yok. Haritama da baktım. Buraya nasıl gideceğim? Arkadaşım. Vay arkadaş. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmezdim. Evet, bir anahtarımız var artık. Ornate Key. Bir tane dagger'ımız var. Dexterity. Bir tane potion'ımız var. Vay. Aldım onu da. Onu da aldım. Ne yapayım? Sen neredesin ya? Bu adamda değil miydin sen? Bu adamın üstünde değil mi? Konuşamadım. Bu adamın üstünde değil miydi ya taşlar? Bir saniye şimdi. Ornate Dagger. Şu adamın özelliği var mıydı? Skill'i. Firearm. Bu adamınki. Missile Weapon. Bu adamda bir şey yok. Abi şöyle ikinizi yer değiştirsem ben. Evet, sana biraz haksızlık olacak ama sana versem Missile Weapon'ları. Sana bunu versem. Çünkü sana onu da vermeyeceğim. Şöyle yapacağım şimdi. Senin olayın dexterity'ydi, değil mi? Stat tabii, dexterity. Şurada bulduğumuz silah da artı dexterity diyor. Al onu. Ne oldu abi şimdi? Şuna bakarsak 4-11 oldu. Strength'ten dolayı seninki 5-15 oldu. İşte bu ya. Adam en sonunda aksiyonlara koşmaya başladı. Stat'tan ne diyor? 5-15 hasar, 25 akuresiyle %5 crit. 4-11 hasar, 0 akuresiyle %5 crit. İşte bu kadar ya. Şimdi oldu bence. Bu adam da stat'tan ne diyor her şey? 4-13 vurur diyor bıçakla şeyle. 3-9 vurur diyor. Bu adamın büyüsü akuresini göstermiyor. Gerek yok çünkü. Çünkü numarası yok, adı var. Tamam, şimdi oldu. Şimdi savaşma potansiyelimizi maksimuma çıkarmış olduk. Ve üzerimizde ne var bizim? Bir tane key mi var? Bir tane key var abi. Ornate key. Buradan gidelim. Ornate key de biraz önceki yeri açıyordu galiba. Bakayım şöyle bir. Vallahi onu açıyor. Açmasaydı keşke ya. Açtığına üzüldüm resmen. Sevinemedim. Hadi be. Birden öleceğini anlamadım. Onun bıçağı boşa salladı.
Ver bıçağımı ver. İşte gerçekten kardeşlerim, savaşma potansiyelimiz maksimuma çıktı derken doğru söylüyormuşum. Adamları normalin kaç katı hızlı öldürdük ya. Deminden beri hiç kimseyi bu kadar hızlı gömçeremedik biz. Al bakayım. Hacı dayı al bunu. Aa, sandığı tamamen tuttu herif. Sandık zannettiğim şey sandıkmış gerçekten, wooden box. Herif tamamen tuttu. Bu ne abi? Shovel. Peki. Smoked sea brass. Poison cloud. Not. At the lone oak in the shadow of the blue light I buried it. Aa, kaptan killer. Aa, bu efsanesini dinlediğimiz adam. Bu da onun kılıcı mı? Rapier. Bilemedim rapier onun kılıcı mı ama ben kullanabiliyormuşum onu. İşte şimdi hırsıza mırsıza pabuç bırakmam. Şimdi ne oldum? Buradaki adam 5-15. 25 %5. 7-20. 10 %5. Yani işte başa baş olduk. O daha iyi ihtimalle vuruyor. Ben daha fazla hasar vuruyorum. Tamam, mis gibi. Bir daha okuyayım şunu. Bir şeyler mi diyor? At the lone oak in the shadow of the blue light I buried it. Shadow of the blue light, bildiğim tek blue light bizim healing stone. Shovel, bu rastlantı olamaz. Shovel da kazmaya yarıyor diyor. Bu rastlantı olamaz abi. Şimdi bir geri dönelim. Biz buralarda bir şey kalmadı galiba zaten. Ha, şunu bir deneyeyim önce. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ama arkada biz ne bıraktık? Arkada bir heykel daha vardı, bize elini uzatmış. Onun nerede kılıç tutuşturalım? Şurada mıydı? Evet, buradaydı. Ben de nereden geldi diyorum ses ya. Aha. Golden Key. Aa, bu Gold Key'in de yerini hatırlıyorum ben. Şu deminki yandaki yerde. At the lone oak in the shadow of the blue light. Yalnız ağaç. Mavi ışığın gölgesi. Found nothing. Found nothing. Ağaç da bunun arasına. Found nothing. Ama böyle yapma. Böyle yapma. Onun altını kazarım. Found nothing. Çok ilginç. Nasıl nothing ya? Bir şey bulmalıydık. Bir daha okuyayım. At the lone oak in the shadow of the blue light. I buried it. Gömdüm. Abi bütün buraları kazarım ben. Bütün burayı kazamam. Found nothing. Bir saniye. Bu mu? Burada yüksek bir yer var. Hala found nothing diyor ya. Bir de benim kazdığım yerler niye kazılmış gibi görünüyor da burası görünmüyor? Çocuğum korkuyorum, yapma. Sesler duyuyorum. Kardeşlerim inanıyorum. İnanıyorum, bir şey bulacağım. Oho. Bütün haritayı kazdık abi. Resmen korktum. Resmen korktum. Bu arada herkes seviye atladı. Aman diyeyim yani. Bu kadar güzel bir şey olamaz. Bütün parti seviye atladı. Seviyeyi nasıl vereceğim? Direkt skill'leri mi vereceğim? Galiba direkt skill point dağıtacağım. Dur bakayım şimdi roguma. Ben roguma şöyle bir özellik vereyim. Accuracy de milli atakı, milli atağı arka sıradan yapar diyordu. Yapabiliyor musun? Vallahi aldı. Dur bakalım. Şöyle bir dizelim adamları yine. Statta şununla kıyaslarsak 35 accuracy. Abi bana da accuracy lazım aslında, biliyor musun? Ama atletik verirsem 20 health her skill point için. O da çok iyiymiş ya. Light Weapon 3. skill'de bir tanesi hançer olursa
Light Weapon'ları çift el tutabilirsin diyor. Eğer 5. level olursa herhangi bir Light Weapon tutabilirsin diyor. Abi ben bunu bir arttırayım ya. Yok ben buna dayanamam. Ben bunu arttırayım. Sana gelelim alçemi, atletik, concentration, firearm, accuracy critical, armor, armor de ya. Sana da ben armor vereceğim. Vermiş olmalıyım hatta. Evet. Sana da armor vereceğim. Şimdi babacığım, sen sanki bir büyü bulmuştun. Fireburst değil, başka bir şey bulmuştuk biz. Fireburst müydü büyü? Poison Cloud. Poison Cloud bulmuşsun sen. Sana skillerden bir büyücülük dalı daha mı öğretsek acaba biz? Ya da Concentration öğretelim biz sana ya. Şimdilik senin büyücülüğün iyi. Senin büyücülüğün iyi ama şey çabuk bitiyor. Manan çabuk bitiyor, manan bitmesin senin. Sen de şu... Vallahi arkadan doğru saldırıyor adam. Şu anda bu adamdan korkuyorum abi. Arkadan doğru saldırıyor. Bu da fırlatıcı oldu. Önde kaldı ama neyse 111 canı var. Daha fazla canı var. Bir de daha fazla zırhı var. Hayırlara vesile olsun. Bu bir tane daha yer kalmıştı değil mi? Ona da bir bakayım ya. Altınla gidip orayı açayım. Gece olmasın dikkat et demişti herif. Biz bayağı gece yaptık. Abi bütün her şeyi bulduk be. Vallahi bütün her şeyi bulduk. Bu nedir? Light Weapon. Light Weapon. Ben iki Light Weapon'ı koyabiliyor muyum elime? Kullanabiliyor muyum? Skill'lerde Light Weapon'ı verdim. Şu anda kullanabiliyor muyum yani ben bunları? Galiba ikisini birden kullanamıyorum. Bu ne? Pellet mermi. Bu adamın olacak bu mermide. Ama mermiyi kullanacak silahım yok ki. Niye bu kadar mutlu oldum? Protection artı 2. Embalmer's Rope. Protection artı 2 bilmem ne artı 1. Hocam sen bir büyücü olarak artık sen bunu hak ettin biliyor musun? Sen bunu hak ettin. Bu neymiş? Potion of Strength. Permanently increased strength by 1. Allah. Dedeye içirdim hemen. Hemen dedeye içirdim. Şunu da büyücüye vereyim. Bu bende dursun. İksiri alchemist'e vereyim. Bunu büyücüye vereyim. Niye veremiyorum abi? Zaten kendi üstünde. Çok hoş. O zaman olur yani veremem. Ya siz birer tane yemek yesenize. Neden aç aç geziyorsunuz etrafta? Şimdi oldu işte. Şurada sahilden aşağı doğru bir ilerleyelim bakalım. Sahilden aşağı demişim. Demin açtığımız yerden aşağı. O yolun gerisine bakalım neler var. Gece oldu, ürkmeye de başladım ha. O yer altına gittik. Yer altına gittik amanın. Büyücümüzün büyüsünü açarak kendimi zindanlara doğru bırakıyorum. Anam. Anam. Deneme yapayım demiştim sadece öyle oluyormuş. Tamam bu tutsun o zaman onu. Ölüler salonu. Ne kadar güzel. Sanki yürüme sesleri duyuyorum diyecektim. Senin tipsiz seni gelene bak ya Allah'ım ya Rabbim. Ölüler salonuysa al sana ölü dedi. Al sana ölü dedi abi. Ama bizim demir irademiz karşısında hiçbir şey yapamadı bu ölü. Sanki orada olduğunu biliyormuş gibi gittim yanınıza. Üstüne üstüne. Protection artı 4. Protection artı 1. Değişelim hocam. Benden çıkan eskileri bir süre sen giy. Daha iyilerini vereceğim sana söz. Yine bir şey. En sevdiğim.
O Flintlock. Şimdi oldu işte. İşte şimdi konuşuyoruz. Nasıl? Bu şey gibi mi kullanacaksın onu da? Evet abi galiba böyle kullanıyor. Flintlock'un hasarı neymiş? 7.21 mi? 7.21. Vallahi 7.21. Mükemmel oldu ya. Şu anda karşımızda kim nasıl duracak çok merak ediyorum. Şey atlamıyorum değil mi? Sağda solda gözümden kaçan. Bakalım bir yok. Burası. Ha. Ha bir saniye. Aynı numara. Beni aynı numarayla alt etmeye çalışıyorsun. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Beni kandıramazsın. Yalnız şu beni biraz üzdü. Ha bir de iki tane. Mükemmel. Gel bakalım gel. Bu ne öyle ya? Tık 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 falan diye böyle 100 tane birden saydırdım. Al bakalım sana da böyle atışı yapalım. Yalnız biz gerçekten psiko bir birlik olduk. Biz psiko bir birlik olduk ya. Ve bize kolay kolay karşı koyacak adam yok. Anahtar. Evreka. Kapı. Başka bir şey göremiyorum zaten. Kolay olsa şaşardım. Kolay olsa gerçekten şaşardım. Sıradan gömçerdim. O değil yavrum benim. Yalan yanlış şeyler yapma. Yalan yanlış şeyler yapma. Dur bakayım o mermiyi harcamayayım ben yine. Şurada bir şey yok değil mi? Aynı şekilde burada yok. Duvarlarda yok. Bu nedir? Horn of Summoning. Ha, Summoning. Bize deminden beri aklımdaydı yemin ediyorum o. Bize ne diyordu dışarıdaki şey? İlk maceran için gel beni çağır. Yalnız şu ilk odada bir tane ampuller vardı ya. Ampuller miydi ya? Lambalar mıydı? Neyse. Merak ettim onu. Onlara hiç bakmadık abi. Bakacağım onlara. O ne ya? Yol kapandı. Ampullerde bir numara yok. Duvarlarda bir numara. Burası nereye gidiyor ya? Secret Fund. Ha, şeye çıktı. Okyanus kenarına çıktı yine. Yine okyanus kenarına çıktı. Güzel. Ağzını burnunu kırmaya geldim senin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Senin ağzını burnunu kırmaya geldim. Şey var mı başka? Bilmiyorum. Yarı belime kadar suya girer seninle öyle dövüşürüm ha. Vallahi fetişist gibi dövüşürüm seninle böyle yarı suda. Ah manam bitmiş. Manam bitmiş ama mermim bitmesin önemli olan. Manalar bitebilir. Önemli olan mermiler bitmesin. Sandığı da yandan açmıyor ha. Belli standartları var. Aa bir dakika. Sandığı yandan açmıyor değil. Sandığı açmıyor. Neden açmıyorsun ki sandığı? Anahtarım yok. Anahtarım niye yok? Kırarım. Allah Allah. Anahtarım olmalı benim. Anahtarım yoksa sandık niye var? Çok ilginç.
Suda anahtar falan olmasın? Vallahi kardeşlerim ben göremedim. Ben göremedim, dönüyorum. Kısmet değilmiş demek ki. Bir an korktunuz değil mi onu orada bırakacağım diye? Yer mi Anadolu çocuğu? Bırakır mıyım hiç? Şimdi buradan nereye çıkacağız bilemiyorum ama... Aa, bizim bulunduğumuz yerlerin yakınında bir yere çıktık. Korkmaya lüzum yok. Her şey gayet iyi. Yanımızda bir taş oynadı. Oo. Burası neden var ki dediğimiz yerlerden birine çıktık. Evet. Şimdi anladım. Şimdi anladım kardeşlerim. Ben şurada kristale tıklayabiliyorsam bir kere kristale tıklamaya karar verdim. Bir kaydedeyim oyunu yani. Kesinlikle. Teşekkür ederim Game Seven. Şimdi yapacaksam şurada bir aksiyon yapabilirim. Dur, geri gel. Hornu çal. Viper root mu? Anam, kaç. Ne oluyor? Bu ne? Sen nesin ya? Dur, dur, dur. Olmaz öyle. Olmaz öyle. Dur. Ne yapıyorsunuz siz? Ben şu kapının yanına gitsem. Hah. Arkamı güvenceye aldım en azından. En azından arkamı güvenceye aldım. Oo, ateş inanılmaz hasar veriyor ha. Bir an dedim ki bunlar bitkidir nihayetinde. Ateş nasıl hasar veriyor dedim. Baktım ki mükemmel hasar. Şununla vursam. Ha? Meşaleyi de vurunca daha iyi oldu. Evet. Öldü diyecektim. İkincisi çıktı. Çok kötü oldu işte. Abi o adama niye çalıştın? Terbiyesiz misin ya? O adama niye çalıştın? Tek kelimeyle terbiyesiz. Halbuki can da varmış bak. İçireydik o adama. Terbiyesiz adam. İşte bu. İşte bu. En sevmediğim şey oldu. Benim FRP oyunlarında en sevmediğim şeydir. Bir tane adamım öldü. O adam tecrübe puanı kazanamadı. Gıcık olurum. İllet olurum. Vallahi illet olurum. Neyse şöyle bir ilerleyelim bakalım ne oluyormuş. Kapı açıldı nihayetinde. Ha, burası gemi yıkıntısı mağarasıymış. Biz oradan ikinci bölüme geçtik. Kardeşlerim ikinci bölüme geçtim. Hemen şöyle kaydederim. Şöyle bir tane save atarım. İkinci bölüme geçtim. Bunu başardım yani. Geçemedik demesinler. Evet gerçekten ben böyle eski tarz bir oyunu özlemişim. Dungeon Crawler ilerlediğimiz, yaratıkları öldürüp seviye atladığımız. O yüzden bir gaz oynadım. Bayağı da uzun bir video oldu galiba. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa
oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.